Tozlayıcı da verdi onu 3 tane. 3 tane tozlayıcı. Yine o arabaya mı gidecek? 70, yok. 80. Ha böyle. Şöyle düşer nereye bırak? Tamam, o minibüs. Minibüs mü yani? Bu da var mı? Enes şey mi vardı? Bu da. Hayır bak ya. Kurtar sen iki nerede? Hayır adına pay kalmaz mı? Kökün olduğu yer. Burası kök boğazı şurada. Biz bunu nereye kadar dikeceğiz? Şu şekilde dikeceğiz biz bunu. Evet. Yani yok derinleşme değil. Şimdi yani mesela şimdi bunu koyduğumuz zaman şu şekilde. Altını dolduracağız. Tabii. Bak. Çiğneceksin, toprağı sıkıştıracaksın. Tamam, onu biliriz. Yok, hepsi bunlar var. Yok, bunlar hep getirme ha. Tamam, bu şekilde. Tamam, yerine konulacak. Kestane Mahallesi'nde Sayın Muhtarımızın ve yöre halkının talebi üzerine Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda başlatmış olduğumuz kestane yetiştiriciliği projesinde bugün dikim işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 30 dekara yakın bir alan üzerinde kapama kestane bahçeleri tesis edeceğiz. 10 civarında bir üreticimiz var. Üreticilerimizin tamamı bu konuda çok istekli. Büyükşehir Belediyesi'nin organize etmiş olduğu kestane dikimi için buradayız. Daha önce zaten bizim bu bölgede kestane zamanında tarihi çağlarda kestane alımı dikimi yapıldığı söylenmişti. Ki bu bölgede de bizim bayağı kestanelerimiz oluyor ama ormanlık alanda olduğu için verim alamıyorduk. Böyle açık alanlara belediyenin organize etmesiyle aşılı kestaneler dikiyoruz. Sanıyorum faydalı olacaktır. Bu alanlarda fındık dikmesi zor olduğu için kestane daha kolay olacak diye düşünüyoruz. Katkılarından dolayı Büyükşehir'e ve muhtarımıza, Kestane Mahalle Muhtarı'na teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarıyla böyle bir aşırı kestane projesi muhtarımız, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İlmizler tarafından köyümüzün ismine yakışır şekilde Kestane Mahallesi aşırı kestane olacağını, daha faydalı olacağını inandıklarından çok güzel bir proje olduğuna inanıyorum. Yani fındığı alternatif ne yapabiliriz? Buralarda pek meyve olmaz. Belki kestane, aşlı ceviz. Bunların denemekte yararı var bence. Kanaatimce. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ederim. İlk tanıştığımızda nereli olduğumuzu söylediğinde biz kestane mahalleliyiz dedi. Dedim. Kestane oluyor mu dedi. Eskiden çok oluyormuş Sayın Bakanım dedim. Şimdi ne dedim. İnsanlar o zaman geçimini sağlamak için kestaneleri yakıyorlarmış, kömürdüğün satıyorlarmış. Bugün sağ olsun Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sayesinde, ilgili daire amirlerinin, mühendis arkadaşlarının sayesinde gerçekten geri dönüldü. Bugün burada kestane fidanı dikiyoruz. Yöremize, mahallemize, ilçemize, bölgemize çok faydası olacak. Hayır adına pay kalmaz.